Vicdan var mı ki? Yok arkadaş yok. Ne insani, ne vicdani, ne rahmani hiçbir değer yok ve kalmadı da. Dün de yoktu, bugün de yok. Ki yarın da olacağını sanmıyorum. Çünkü küfür milleti tektir ve karakterinde insani ve vicdani duygu yoktur. Var olan ölümdür, kandır, gözyaşı ve şiddettir. Zulüm yapıyor, soykırımda bulunuyor. İşte Orta Doğu'da olup bitenler vicdanların nasıl da ayak altına alındığının, postallarla çiğnenerek ezildiğinin göstergesi olmaya yeter de artar. Gizli saklı bir şey yaşanmıyor. O eskidendi. Şimdi her şey orta yerde cereyan ediyor ve gözümüze sokularak yapılıyor. Dünyanın gözü önünde her şey olup bitiyor. İsrail'in Filistin halkına, Gazze'ye, camilere, okullara ve hastanelere yönelik giriştiği soykırımı görüyorsunuz. Kundak'taki anne kucağında süt emen bebeklerin, hastanede tedavi gören yaralı çocukların, yaşlıların, sivillerin, genç ve kadınların hunharca ve canice üzerlerine bombalar yağdırılıyor, kurşunlanarak katlediliyor. Ayrım yapmıyor, nereyi bombaladığını sorgulamıyor. Peki deyin hele, bu vahşetin hangi hukukta, hangi ahlakta, hangi vicdanda, hangi insan hakları manzumesinde, yer küresindeki hangi beşeri yönetimde yeri var ve hangisini sığdırabilirsiniz? Var mı bileniniz ya da diyeniniz? Yok, ama İsrail ve küfür imparatorluğunun başı, Yahudilerin de hamisi ABD ve Avrupa Birliği, NATO ve dünyadan da kendini büyük gören Birleşmiş Milletler bravo sırt omuzluyor. Dün hastane, bugün yetimhane, öğrenci yurdu ki kara harekatı an meselesi ve Gazze'nin abluk altında tutulması yapıyor da yapıyor ve her seferinde de kanata kanata, can yaka yaka, yürek parçalıya parçalıya, kan kustura kustura, vicdan izanları, rahmani tüm duyguları alabora ederek burnumuzun direğini çok yönlü sızlatarak yapıyor. Kural yok, vurup geçiyor. Lakin akan her kanın, dökülen her gözyaşının, yakılan her ağıtın feryadında görüyoruz ki Orta Doğu üzerinde jeopolitik hedefler var. Ülkelerin ve coğrafyanın yekün şekilde dizayn edilişi var. Sömürgeci, emperyalist ülkelerin yeraltı ve yerüstü kaynaklarına dair çıkara dayalı stratejiler var. Ama hepsinden öte vaat edilen topraklar var hükmüyle büyük İsrail devleti var hedeflerinde ve bu devletin coğrafik alanda toprak işgali kadar güvenliği var. İşte bunun için küfür milleti yek vücut şekilde Gazze'yi öldürüyor, Batı Şeria'yı öldürüyor, El Halil'i öldürüyor, Ramallah'ı vuruyor, Filistin'i vuruyor. Yani İslam'ı ve Müslümanları katlediyor. Peki biz ne yapıyoruz? Varsa yoksa sadece ve sadece konuşuyoruz, tartışıyoruz, sorular ikmale getirerek kendimize göre çevresinde dönüp dolanarak cevap veriyoruz. Laf ve laf. Denir ya, lafla peynir gemisi yürümez. Ki yürümeyeceği aşikar. Biz konuşuyoruz, onlar vuruyor, biz söyleniyoruz, onlar katliamla insanları yok ediyor. İşte bizim sözün bittiği noktayı görüp ona göre fiili ve somut eyleme geçmemiz gerekir. İster ABD tüm askeri kuvvetlerini İsrail'e göndersin, savaş gemilerini kıyılara çeksin. İster Biden İsrail'e gidip Netanyahu'nun sırtını sıvazlasın. İster İngilizler, Fransızlar, Almanlar lojistik destek sağlasın. İşgalleri, yağmayı, öldürmeyi, katliamı sıradanlaştırmaya çalışan Siyonistlerin hizmetkarı medya olsun. Bilmem ne olursa olsun onların tek hedefi ve stratejik noktası belli. Öldür, parçala, yut ve toprak genişlet. Orta Doğu'nun 1940'ların haritasıyla bugünkü haritayı yan yana getirdiğinizde Siyonizmin nasıl da hızla genişleyip palazlanarak bölgeyi işgal ettiğini görürsünüz. Evet, biz bakıyoruz, onlar öldürüyor. Adım adım işgal var. Çocuklar toprağa düşüyor, anneler toprağa düşüyor, masumlar parçalanarak can veriyor ama İsrail arz-ı mevut ihtirasıyla saldırıyor, biz de sükut etmiş haldeyiz. Nereye kadar? Yeryüzüne bakıyorum. İslam dünyasındaki refleks nedir diye. Dün olduğu gibi bugün de ekseriyeti yukarıda da ifade ettim. Sadece konuşuyor, tartışır ve seyrediyor. Ama bir avuç insan var ki vicdanı da kalbi de tir tir titriyor ve haykırarak ''Ey insanlık, ey ümmet, ey İslam dünyası, ey Müslümanlar neredesiniz? Duyan var mı? Olmasa da Allah nezdinde duyuluyor.''
Günlerdir Diyarbakır ve Türkiye'nin birçok ilinde insanlar sokaklarda telli mitingleri yapıyor, kınıyor, lanet getiriyor. Ve diyor ki yol verin biz gidelim. Filistin davasına Türkiye ilk günden beridir sahip çıkan tek Müslüman ülke. Her ne kadar İran ortada görünse de onun hesabı mezhepseldir ve tabii ki kendini korumaktır. Bakıyorum İslam ülkelerinin liderlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da Türkiye insanı kadar tepkisel bir duruş, stratejik mesajlar verebilen var mı? Ne yazık ki yok. İşte bu da Türkiye'nin geldiği küresel güç noktasını gösteriyor. Ama denir ya tek başına ne yapabilirsiniz? Lakin Filistin halkının haklı davasını gündemde tutmak ve dünyaya haykırmak da bir cihattır. Türkiye 3 günlük yas ilan etti ve Erdoğan dünya 5'ten büyüktür dediği Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki o tarihi konuşması vardı ya. Ne demişti? İsrail'le Filistin arasındaki toprak sınırı 1967 sınırlarına çekilmesi ve dönülmesi gerekir. Aynı zamanda başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'nin de Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmesi gerekir. Yani ey dünya, ey Siyonist, ey Batı, ey ABD ve ey insanlık hakkaniyetli olun, hakkı, hukuku, adaleti gözetin. Velhasıl kelam insanlığın vicdanının olduğu bir evrede hakikatleri haykırmak her liderin harcı değil. O bir avuç vicdan hançerini irtarcasına haykırırken bize de düşen imanın en büyük halkası olan ümmet şiarıyla hareket etmek. Yani insanlığın gereği neyse onu yapmamız lazım. Akan kan insan kanı, ölen ve öldürülen de insanlık değerleri. Günün sözü de hele hangi hayvan, hangi cani, hangi insansı canavar hastane ve okul bombalar. Görüş önerileriniz için bizlere ulaşabilirsiniz. Ömer Büyük Timur @hotmail.com, WhatsApp 0532 286 7370, Twitter @Ömer Büyük Timur.